İstanbul Bağcılar'da tekstil alanında faaliyet gösteren Melbu Tekstil'i ziyaret ediyor ve firma sahibi Melek Ergin'i tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Karadeniz ailesinden geliyorum. Rizeli bir ailenin İstanbul doğumlu 6 çocuğundan bir tanesiyim. Üniversite işletme mezunuyum. Tekstille alakalı bir bölüm bitirmedim. İşletme mezunuyum ve iş hayatına muhasebe ve finans üzerine bir tekstil firmasında başladım. Başladığım firmada üretim bana çok cazip ve hareketli geldiği için biraz daha böyle üretime geçmek istedim. Dolayısıyla o şekilde bir geçiş yaptım. Bu şekilde üretici firmalarda çalıştım öncelikle. Son 6 yıldır da kendim imalat yapıyorum. Son 15 yıldır kendime çalışıyorum ama 6 yıldır da ihracat yapan üretim firmam var. ...2011 yılında kurulan Melbu Tekstil'in kuruluş öyküsünü ve hizmet alanlarını Melek Ergin'den dinliyoruz. Melbu 10 yıllık bir firma. Bunun ilk 4-5 yılı mümessil olarak faaliyet gösterdi, aracılık yaptı. Son 5 yıldır da üretim yapıyoruz. Bünyemizde kendi modelhanemiz var. 30 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Dışarıda fasoncu dediğimiz diğer üretici firmalarla ortaklaşa... Partnerlerimiz var. Ortaklaşa çalışıyoruz. Evet. İngiltere ağırlıklı, %80 İngiltere ağırlıklı çalışıyoruz. Ama bunun yanında Amerika'da da müşterimiz var, Fransa müşterimiz de var. Denim ağırlıkta örme de yapıyoruz. Denim. Evet. Örme de yapıyoruz, denim de yapıyoruz. Her ikisi de mevcut. Normalde üreticiler ya denim konusunda uzmanlaşır ya da örme. Benim altyapım örmeden geldiği için örmeyi hiç bırakmadım ama burayı denim üzerine kurmuştum. İkisi de devam ediyor şu anda. Bütün grupları yapabiliyoruz ama bizim müşteri portföyümüz %70-80 erkek üzerine. Çocuk müşterimiz de var. Fransa'da çocuk çalışıyoruz. Hem dokuma hem örme. İngiltere'de ağırlıklı erkek çalışıyoruz ama bunun yanı sıra bayan müşterilerimiz de oluyor tabii ki. Bayan üretim de yapıyoruz. Melek Ergin, Melbu Tekstil olarak müşteri memnuniyetine verdikleri önemi ekibimizle paylaşıyor. Müşteri memnuniyeti her şeyin önünde geliyor. Zaten bizim yeni müşterilere karşıda bir yeni müşteri arayışına çok fazla girmiyoruz. Genelde müşteriler bizi başka yurt dışından aldıkları referanslarla geliyorlar. Başladığım günden beri çalıştığım müşterilerle devam ediyorum. Yani çok fazla müşteri değişikliği de olmuyor bizde. Bir ürün üretimle ilgili bir kalite sorunu yaşıyorsak ya bunu müşteriye söylüyorum, kabul edilebilir düzeydeyse alıyorlar. Zaten ben kabul edilemeyecek düzeyde olan hiçbir malımı yüklemiyorum. Yeniden yapıyorum. Melbu Tekstil'in hedeflerini öğreniyoruz şimdi de.
elimize gelen fırsatları değerlendirmekle başlamak lazım ve pes etmemek gerekiyor. Her koşulda devam etmek gerekiyor. Müşteri anlamında da müşteri memnuniyeti, kaliteli ürün zaten sizi iyi bir yerlere getiriyor. Yok, kendi markamı hiç kurmayı düşünmedim açıkçası. Yani ihracatı daha fazla güçlendirip, çünkü o başka bir alan. Ona konsantre olduğunuzda bu sefer buradaki işinizi konsantre olamazsınız. Zaten ilgimizi çeken ülkelere ihracat yapıyoruz. Belki Kuzey Avrupa ülkeleri olabilirdi. Onlarla çalışmak biraz daha keyifli. Ama şu anda çalışmak istediğimiz ülkelerle çalışıyoruz. Üreten bir ülkeyiz ve Avrupa'da çok fazla üretici yok. Onlar üretmiyorlar, onlar tasarlıyorlar. Biz yapıyoruz, biz sadece üretmek kısmındayız. Sektöre yeni başlayacak olanlar için önerilerini paylaşıyor ve sözlerine şöyle devam ediyor. İnanmaları lazım her şeyden önce. Bir şeye inanmaları lazım, yapabileceklerine inanmaları lazım. Onu içlerinde büyütüp ortaya koymaları lazım. Yani ben başladığımda benim de sermayem yoktu. Sadece bir inançla başladım. Bugünlere geldim. Ben, kardeşim, işte modelistimiz, bir kesimcimiz vardı. Belki böyle 4-5 kişilik bir ekiple, küçük bir ekiple başladık. Sağa sola dışarıya, fasonla da ben, kardeşim, biz dışarıya da gidiyorduk, işlerimizi de kontrol ediyorduk. Faturayı da ben oturup kendim kesiyordum. Muhasebe kısmını da kendim yapıyordum ama şimdi 30 kişiyiz. Tek dileğimiz şu pandemiden bir an önce kurtulmak, eski günlerimize dönmek. Müşterilerimizi daha rahat bir şekilde ziyaret etmek, onların Türkiye'ye gelmeleri, daha rahat ziyaret etmelerini beklemek. Başka bir beklentimiz yok. Melbu Tekstil'in üretimhanesini ziyaret ediyoruz ve Melek Ergin'den üretim detaylarını öğreniyoruz. Şimdi Melek Hanım'la da showroom var, iki tane. Diğer showroom'dayız. Çok değişik, çok çeşitli ürünler var burada. Şimdi benim dikkatim bu kot çekti. Melek Hanım'a da bu kotun üzerine ne tür işlemleri olduğunu soracağız. Kendisinden bilgi alacağız. Buyurun. Dikimden sonra yıkamada yapılmış olan 3-4 işlem var. Zımpara, taş işlemleri. Şu yıkamadan sonra ayrı lazer işlemiyle yapılıyor. Üzerine pigment boya. Boyadan sonra da fiksesi yapılıyor, kurusun ve boyası akmasın diye. Onu soracağım şimdi Melek Hanım. Burada yani akmasın diye mesela diyorsunuz, mesela ne kadar dayanıyor? Mesela bu daha fazla yırtılıyor mu bunlar? Daha fazlalaşır mı bu yırtık? Böyle kalıyor mu yıkandıkça mesela? Yıkandıkça ve giyildikçe azalır ama %80 kalır. Yani bu şekilde kalıyor yani sonuçta. Boyada ne kadar kalıyor mesela, boya mesela? Boyada da yıkama talimatlarının üzerindeki kurallara göre yıkanırsa, kaç derece yazıyorsa ona göre yine %80-90 kalır. Öyle mi? Evet. O zaman farklı bir uygulama. Evet. Yani yıkama talimatının dışına çıkarılıp da yüksek derecede yıkanırsa evet, boya akar o zaman. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyesi olan Melbu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Melek Ergin, futbolu yakından takip ettiğini dile getirirken, futbola ve takımına olan sevdasını da ekibimizle paylaşıyor. Ya, Beşiktaş sevdası abimin çocukluğumuzda aşıladığı bir şey. Çocukluğumdan beri Beşiktaşlıyım. Siz de etrafta bu kadar Beşiktaş logosu gördüğünüz için bu soruyla bana geldiniz. Evet. Ama ben futbol seyretmeyi seviyorum. Sadece Türk futbolu değil,
Avrupa futbolunda seyrediyorum ve zaman zaman müşteri ziyaretlerine gittiğim zaman vakit buldukça İngiltere'de de stada gidip maç seyretmişliğim var. Beşiktaş'ın maçlarına da, özellikle Avrupa maçlarına, yurt dışı maçlarına da gitmeye çalışıyordum eski dönemde, pandemiden önce. Diğer takımları tutanlar da aynı şeyi söylüyorlar bana. Yani böyle bir fanatik tarafımız daha ağır basıyor galiba bizim, evet doğrudur. Süleyman Seba'dan kaynaklanabilir mi acaba? Olabilir, evet, başkanımızdan. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.